Film makinesi. Ha. Film. Sadece bıraktım gibi geliyor. Yani arkadaş ne de olsa bir fotoğraf için. Çok iri kalın sehpalarımız var tabii. Zamanına göre her şey, ihtiyaca göre imalat edilmiş. Körüklü 6x6 makine. Bu da böyle bunlar böyle kapatıyorsunuz. En eski makinelerden bir tanesi de bu. Kutu makine. Çok en azından 60-70 yıllık olabilir yani. Çok eski bir makine. O zaman 2 kişilik için boy resmi böyle, kalabalık grup için böyle çekilirmiş. Bu taraflardan çekilirmiş. Şimdi yalnız sizden ricam bunları beraber yukarı götürüyoruz. Götürürüz. Tamam, başka bir şey yok. Tamam. O sorun değil. Ben siyah beyazcıyım. Ben siyah bezdeki aldığım tadı başka alamıyorum açıkçası. Siyah beyaz havası bambaşka. Hani daha yumuşak, daha natürel, daha sade, daha güzel geliyor bana. Devrim bak, Tamer Yiğit'in gençlik fotoğraflarından bir tanesi. Bunu da seneler önce çektiğim bir fotoğraftır. Şu da Tuncel Kurtiz'in. Balıkesir'imizin Kaz Dağları'nda Altın Bağlar diye evi olan, oteli olan Ramiz dayımız, meşhur Tuncel Kurtiz'in kendisine o genç yaşlarda çekmiş olduğum fotoğrafım. Hulusi Kentmen babamız. Onu da fotoğraf çekmek nasip oldu. Kendisi tanımak nasip oldu. Efendim 1934 yılı Bulgaristan'ın Kırcaali kasabasında doğmuşum. Ailemle birlikte 1950 yılında akrabalarımın burada bulunması nedeniyle Balıkesir'e göç ettik. Daha bir müddet sonra bir akraban vasıtasıyla fotoğrafçı dükkanına buldum kendimi. Fotoğraf, çok sevdim ben fotoğrafı. Fotoğraf çekmeye başladım. Önce parka falan gittim. Makinemle bir ustam gönderdi. Parkta o zaman bugünkü makineler yoktu. Fotoğrafçılar fotoğraf çekiyordu parkın içinde. Çimene yatan iki arkadaş yan yana yatarlar veya poz verirler. 4 tane 6-9 fotoğraf kağıdı 1 liraydı. Onları çekmeye başladım daha sonra. Sinemanın eskilerinden Necdet Tosun. Burhanelidir aslında kendisi. Ulvi Uras tiyatro sanatçısı Ulvi Uras beni İstanbul'a davet etti. İstanbul'da opera tiyatrosu vardı. Bugün yıkıldı orası şimdi. Orada prova yapan genç çocuklar, o zaman hiçbiri tanınmamıştı. Bana gelip poz verdiler. Bunların içinden Kemal Sunal, efendime söyleyeyim, Perran Kutman, neydi bir tane daha vardı? Ondan birkaç tane vardı. Evet. Hani baba... Hulusi Kentmen, bir de Necdet Tosun var. Yani Tuncel Kurtiz. Onların genç amatör durumlardaki zamandaki fotoğraflarını da çekmek nasip oldu. Onlardan bir arşivim var. Bu arşivimi Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyorum. Götürüyorum, hatta sergiliyorum. Hakikaten müthiş bir ilgi görüyor. Çünkü fotoğraflar 40-45 yıl, 50 yıl önce çekilmiş fotoğraflar. Yani bu bugün meşhur olmuş, tanınmış kişilerin gençlik fotoğrafları olduğu için çok dikkat çekiyor. İstanbul'da bugün yerinde olmayan opera tiyatrosunda 30-35 kadar genç tiyatroda prova yapıyordu. Hepsi genç, yeniler. Hiç tanınmamıştı birisi. Onlardan bir tanesi de Kemal Sunal'dı. Mesela Kemal Sunal ailesi ben kendilerine bir yastık üzerine Kemal Sunal'a fotoğraf yapıp göndermiştim. Bana kendisinin imzalı fotoğrafını gönder, teşekkür ettiler. Mesela tiyatro oyuncularından sanal dünyada internet vasıtasıyla benim dayımın fotoğrafı sizde gördüm, bana gönderirseniz çok mutlu olurum diyenler oldu. Onlara gönderdim. İstanbul'da yaptığım bir sergide Devlet Tiyatrosu'nun değerli bir oyuncusu olan Ahmet Elintan'ın kızı gelmiş ben yokken sergiye. Defterime not etmiş. Ben babam unutuldu zannediyordum ama siz babamı buraya kadar getirmişsiniz. Size çok sonsuz mutluluklar, çok teşekkür ederim, çok sağ olun diye bana hatıra defterime not düşmüş. Necat Uygur'un rahmetli Necat Uygur'un bayağı genç yaşta çektiğim bir fotoğrafımdır.